Müthiş bir ses değil mi arkadaşlar? Kısaltması F1 olan tek kişilik açık tekerlekli otomobil yarışlarının en yüksekte düzeyini oluşturan yarışlar. Evet, bugünkü etkinliğimizin konusu Formula 1 arabası nasıl çizilir? F1 araçları 4 saniye içinde 160 km hıza çıkıp yeniden sıfıra ulaşabiliyor. Bakın, görmüş olduğumuz gibi ben aracın ön aksamlarını çizmeye ve bu lastik tekerleklerin oturacağı yeri yapmaya çalışıyorum. Şimdi arabamın görmüş olduğunuz gibi arka tarafta pilotun hemen koltuğunu çizmeye çalışacağım. Bu çizgileri bu şekilde birleştirerek Formula 1 pilotunun koltuğunu hemen hemen oluşturdum. Şimdi diğer aksamlarımı çizeceğim arkadaşlar. Formula 1 Dünya Şampiyonası dünyanın en önemli popüler otomobil sporları. 4 senede bir düzenlenen bu yaz olimpiyatları ve dünya kupasından sonra dünyanın en çok izlenen spor organizasyonu. Bu arabamın hemen arka tarafındaki rüzgarlığını çiziyorum arkadaşlar. Düz bir çizgiyle arabamın o süratle 4 saniye içinde 160 kilometreye ulaşabilen o rüzgarı daha çok yumuşatıp dengesini koruyan rüzgarlığına bakın. Arkadan üst taraftaki çizgiden biraz daha uzun çizerek görünümünü güzel bir kanat şeklinde. Bakın, bu çizdiğim çizgileri, paralel çizgileri birleştirdiğimde göreceksiniz. İşte bu şekilde şimdi sol tarafı yapacağım. Görünüm olarak arka taraftaki kanatları, rüzgarlıkları diyelim. Bu dünyanın en çok bilinen sportif markalarından birisi olan Formula 1, televizyonda her yıl yayınlanan en büyük spor organizasyonu olarak böyle 5 kıtada 19-20 yarıştan oluşuyor. Bu her bir F1 aracı arkadaşlar 80 binden fazla bileşenlerden oluşuyor. Evet, yanlış duymadınız. Her bir araç tam 80 bin parçanın bir araya gelmesiyle meydana geliyor. Üstelik bu parçaların her biri birbiriyle müthiş derecede uyumlu olmak zorunda. Bakın, şimdi ön taraftaki rüzgarlığı, yine aynı paralel çizgileri önce sol, sonra sağ taraftaki çizgileri bakın birleştiriyorum bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi ön taraftaki rüzgarlığın şimdi sanki rüzgarı daha bir delen, yırtan o ön tarafını çizdim arkadaşlar. Bu noktada mühendislere çok büyük görev düşüyor. Zira daha önce uyumsuz parçaların, hatta tek bir vidanın bile yaşattığı sıkıntıları televizyon ekranlarında yarışı takip ederseniz görürsünüz. Bakın, lastiğini çizeceğim şimdi. Ön lastiğini arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tekerleğimi birleştiriyorum yerle ve şimdi diğer alt kısmını tamamlayacağım. Daha sonra da sağ taraftaki tekere geçeceğim. F1 araçları her bir takım tarafından kendi bünyesinde böyle mühendislerin yaptıkları çalışmalarla hayat buluyor. Takımlar bu araçların böyle net maliyetini hiçbir zaman açıklamasa da tahmin edilen miktar 7 milyon dolar seviyesinde. Üstelik bu fiyatın içinde böyle takımın Ar-Ge tarafından harcadıkları miktar da yer almıyor. Yalnızca aracın kendisi diyorum 7 milyon. Şimdi bakın, arka tekerleklerini çiziyorum arkadaşlar. Arka tekerleklerini de paralel, bakın aynı bu hizada birbiriyle büyük küçüklük olmasın diye dikkat ediyorum. Evet, arka tekerinin de çizimini tamamladım. Bu formül araçları 320 km hıza böyle ulaştıklarını, bu hızda yarıştıklarını görmüşsünüzdür. Peki bu gücün durduran frenler durum ne durumda? İşte bu dev gücü durduran frenler
hemen hemen erimiş bir lav kadar sıcak olabiliyor. Geçmişte yarışlarda gördüğümüz o termal kameralar geri dönse de lastiklerin içerisindeki o kırmızı noktaları yeniden görebilsek diyoruz. İlk Formula 1 Dünya Şampiyonası böyle 1950 yılında Nino Farina Alfa Romeo ile kazanmış ve Red Bull takımları en çok şampiyonluk yaşayan pilot 1994 ve 1995 yıllarında böyle Benetton'da olmak üzere 2000, 2001, 2002, 2003, 2004'te böyle üst üste 5 kez Ferrari şampiyonluk yaşayan yani toplamda 7 şampiyonluğu bulunan efsane pilot Michael Schumacher'dir arkadaşlar. Bakın pilotun kaskını çiziyorum ki bu kaskların tasarımı ve ağırlığı yıllar boyunca birçok değişiklik oldu tabii. Bu hala %100 başarılmış değil ama boyun travmalarını, kafa travmalarını önleyecek şekilde bu kasklar tasarlanmış. Yaklaşık böyle 1 kilo 250 gram ağırlığında karbondan ve fiber gibi maddelerden yapılıp ayrıca yangına dayanıklı birçok katman ile güçlendiriyor arkadaşlar. Şimdi bakın bu drag redirection sistem ya da hani Türkçesi sürüklenmeyi azaltıcı sistem lastiklerde daha etkili bir hızlanmayı sağlamayı hedefleyen bu sistem özellikle geçişlerde epey bir işe yarıyor. Böyle sıralama turlarında yarış boyunca yarış gününde ise böyle belirlenen yerlerde kullanılan bu DRS sistemi F1 yarışlarının da daha eğlenceli hale getiriyor ki ben ön tarafına bakın ay yıldızımızı çizdim. Bir kendi F1 pilotumuzu renklendirmek istedim. Arabamızın desenlerini kırmızı beyaz yapacağım. Bu renklendirerek kırmızı beyaz renklerde Türk bayrağımızı oturtarak arabanın giydirmesini yapacağım. Siz de farklı bir şekilde renklendirebilirsiniz. O farklı şekle renklendirdiğiniz F1 Formula arabanızın resmini çekerek bana e-mail atabilirsiniz arkadaşlar. Evet, bugünkü etkinliğimizin hemen hemen yavaş yavaş renklendirerek sonuna yaklaşıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kırmızı beyaz bence çok yakıştı. Şimdi görmüş olduğunuz gibi o rüzgarlıkları renklendiriyorum arkadaşlar. Ve tabii kaskımın ön tarafını bir Michael Schumacher değil ama belki de farklı isimde bir F1 pilotu bir gün bize bu şampiyonunun kupasını görmek ümidiyle diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Bir dahaki etkinliğimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.